İstanbul seçimleri için "Mundar oldu" kelimesini kullandı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence kendileri mundar oldu. Yani önce seçimi aşka benzettiler. Sanırım en son ciğere falan benzetirler. Yani sistemleri bu zaten. Sistematik olarak her kazandıkları yeri şimdiye kadar ona 17 yıldır nasıl iktidar olduklarını gösterdiler. Ben o sözünü duymadım, ilk defa diyorum ama bence mundar olmadı. Yani zaten şöyle, AK Parti hep kazanırken sıkıntı yok ama yenildiği zaman böyle şeyler başlıyor. Yani ilk defa zaten Türkiye tarihinde bu kadar sandık sayılmaya başladı. İtirazlar oldu falan. Ya bu çok zaten yanlı bir şey oluyor yani. Çok yanlı oluyor medya. Ben o kelimeyi bugün sabah haberlerinde gördüm. Gazetelere çıkmış. Yani eğer bir ortada karışıklık veya itiraz varsa değerlendirilmeli ama herkesinki değerlendirme. Yani sadece AK Parti'nin itirazları değil, diğer partilerin itirazları değerlendirilmeli bence. Bekleyip göreceğiz bakalım. Hayır. Neden öyle demiş olabilir? Bilmiyorum, ona sormak lazım. Herhalde olmuş ki onu söylüyor. Olmuş mu peki sizce? Olmuştur, olmuştur. Çok sıkıntı var. Hırsızlık var. Efendime söyleyeyim, oyun var, dümen var. Çok organize bir şekilde oyları çaldılar. O da hak etti, söylüyor. Bence seçimlerin ben iptal olmasını düşünüyorum. Bana göre de seçimlerde, ya haberlerden izlediğim kadarıyla, çevremden duyduğum kadarıyla özellikle bazı ilçelerde sıkıntılar çıkmış. Bunun yüzünden seçimlerin tekrar olmasını istiyorum. Olmadı, niye mundar olsun? Kendisi kaybettiği için böyle söylüyor. Niye olsun ki? Zaten seçimler açık ortada. İşi zorlaştırıyorlar, yaptıkları başka bir şey değil. Yıllardır iktidarlar, bunu hazmedemiyorlar. Evet. Biz istediği sonucu alamadığı için de herhalde. Yani dün izledim ben haberlerde. Öyle bir kelime etti. Yanılmıyorsam hani beklediği sonucu elde edemediği için mundar olduğunu düşünüyor yani. Şimdi nasıl söylesem yani bilmiyorum. Elbette ki yani benim bir bildiği vardı illaki. Yoksa durduk yere bu kelimeyi asla ve asla kullanmaz. Yani demem o ki muhakkak bir kendisinin bir bildiği vardır. Büyükşehir için mi öyle dedi? Evet, İstanbul'da. Öyle dememesi lazım çünkü demokrasi kazandı diye düşünüyorum ben. Seçimi kaybettiği için belediyeye bunu demesi siyasi kişiliğine zarar verebilir. Ekrem İmamoğlu aldı, tebrik ediyoruz. Hak eden oydu, o muydu bilmiyorum ama aldı. Süreç devam ediyor, sürecin sonucu belli gibi. Hayırlısı olsun diyorum yani. Özgürlüğün olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Normal de öyle söyleyeyim ben. Ayıp etmiş. Bence ayıp etmiş. Bu ne diyeyim? Yaklaşık 20 gün oldu ve hala gereksiz uzadığını düşünüyorum sürecin. Bazen yenilmeyi kabul etmek de bir erdemdir. Binali Yıldırım da erdemli bir devlet adamı, siyasi bir lider. Bence bunu kabullenmeli ve artık hani İstanbul Belediye Başkanı'na kavuşmalı diyorum. Vallahi kedi uzanamadığı ete mundarmışlar zaten. Hani mundar oldu demeleri çok manidar. Zaten mundar eden kendileri. Yani hem kendileri yapıp hem de bu kelimeyi kullanmaları hakikaten trajikomik bir durum. Söyleyecek başka bir şeyleri kaldı mı acaba? Mundar oldu, topal ördek, yok çolak şaban. Daha ne diyecekler acaba, çok merak ediyorum yani bu konuyla alakalı. İftira üstüne iftira atıyorlar. Kendilerine yakışanı yapıyorlar diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Olabilir ki. Çünkü kargaşa olunca bu kargaşada mutlaka bir hile var ki onun için bunu söylemiştir yani. Binali Yıldırım deneyimli bir insandır, deneyimli politikacıdır. Yılları tanıyoruz. İstanbul'un bütün projelerinde imzası vardır yani. Onu takdir ediyorum. Rezillik yapıyorlar şu anda. CHP'nin hakkını vermeliler bir an önce. Ben bu yaşıma göre her şeye düşünebilirsin yani. Sağa da çekersin, sola da çekersin. Nasıl anlarsan öyle anlarsın sen ondan. Yani vatandaş öyle anlıyor artık. İstediği gibi anlıyor. Bilemiyorum ben ne demek yani, mundar oldu yani seçim yanlış oldu demek yani. Seçim bilmiyorum. Öyle demiş olabilir yani. Çirkin bir ifade yani, her ne kadar hani AK Parti dilinde şu ana kadar Binali Yıldırım'ı seçimlerden önce AK Parti dilini kullanmadığı için, tam böyle memleketin herhangi bir Anadolu evladı gibi konuştuğu için seviliyordu ama bu Cumhurbaşkanı dili hoş olmamış Binali Yıldırım için. Ben de aslında siz sorduğunuzda öğrendim, öyle bir şey dediğini bilmiyordum. Değil efendim yani, normalde Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. O dönen kelimeler yani hak neyse yerini bulsun. Yani bu maaş değildir yani. Çok yanlış bir şeydi. Onlar kendilerini bunlar ettiler.
Seçim 3 kere 5 kere sayılmaz öyle. Kendilerine öyle bir şey olsaydı yaparlar mıydı acaba? Vallahi ben hiçbir şey düşünmüyorum da yani seçimi kazanırken güzel, kaybedince öyle bir şey yok. Herkes hakkını alacak. Onların hakkı, onlar alacaklar hakkı. Allah'ım mundar oldu diye bir şey yok. O kazanacağı ne olacaktı yani? Bir şey olacak mıydı? Olmayacaktı yani. Bunlar hiç kimsenin kazanmasını istemiyorlar. Kendileri kazansınlar, onu istiyorlar. Sana bir söyleyeyim mi? Demokrasinin olmadığı bir ülkede hiçbir şey konuşamam.